Evet arkadaşlar, bugün böyle yakma sanatı ve kaligrafiyi bir araya getirmeye çalıştım. Şuraları çizdim bir tabaka olarak. Buraları çizdim. Yakma olarak çerçeveyi belirledim. Şimdi bu alana yazacağım. Sonra burada da bir çerçeve var. Buraya bir yazdıktan sonra bunu yakacağım. Sonrasında 6 tane çıktı. Bakalım kaligrafi kalemi yine 5 numara kullanıyorum. Edinkin. Bir Ercan Ulutaş yazalım. Evet, birçok çalışmanın birçok kısmını bitirmeye başladım. Bayağı uzun sürdü gibi. Yani burada sadece dokunuşlar yapıyorum, ince dokunuşlar yapıyorum. Sadece ton farkını birazdan çıkartacağım. Yani şu yazıyı tamamladığım zaman şu tam dokunuşlarla beraber ton ortaya çıkacak. Böyle vurmalarda çok çıkmıyor. Genelde nokta halinde çıkartmak gerekiyor. Bu tahtanın da biraz yapısı farklı. Eğer iyi tahtalar oluyor böyle dokunduğunuz zaman, adım uzun kaldığı zaman hemen yanıyor. Çok da fazla bırakmamak gerekiyor. Koyu etmek için de burayı keseceğim. Ondan sonra burayı çıkartacağım. Detay olarak iyi bir çalışmaya doğru gidiyor. Bir hibirlik olarak evet, güzel olmaya başladı. Biraz daha farklı oldu. Dediğim gibi emek oldu. Biraz daha fazla bir emek işin içine girdi. Uzun bir çalışma. Uzun bir çalışma olunca çerçeveyi biraz kalınlaştırayım. Makine
kullandıkça burada ısınmaya başlıyor. Isındıkça da siz biraz arada bir mola vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu çalışma benim yaklaşık 2 saatime yakın bir süremi aldı. Daha işlem bitti mi? Bitmedi bence. Daha çok var. Biz sadece ana taslağı çıkarttık. Gerçekleştirebiliriz. Küçük mini çerçeveye bu çok keyifli olur. Gelişiyor güzel. Vuruyorum. Genel itibariyle bu şekilde oldu. Ben de ekrandan baktığım zaman nerelere daha fazla, buralarda biraz daha doku girebilirim. Yazıyı ön plana çıkartmak için. Şurada biraz doku eksikliği var. Dokuyu biraz daha ön plana çıkartmak için yazıyı koyulukla iç tarafa bunu yaptığım zaman çalışma masamı da göstereyim. Öyle çalışma masam çok iyi oldu. Hem böyle açılanabiliyor. Çizim masası zaten amacım. Bu çizim masasını bunun için almıştım. Yani kaligrafi çalışmalar için. İyi oldu. Yani oturuşta biraz geriden, oturuşta şu kalem etkisi de yapabiliyor. Bu şekilde açılabiliyor. Hemen masayı şöyle bir şey var. Yükselebiliyor. İstediğim açıya kadar getirebiliyor. Bu şekilde bana çok fayda sağladı. Şurada da bir tutacağı var. Tutacağı aşağı düşmesini önlüyor. Bu noktada
açılabiliyor, inebiliyor. Ama şey, bana gerçekten bu çizim masası, kaligrafi ve bu çalışma için çok iyi bir çalışma. Ben de ekran üzerinden bakayım. Ekran üzerinden baktığımda hangi tarafın yoğunluğu, boşluğunu görebiliyorum. Şuralarda biraz daha boşluk görüyorum. Gözünüz sizi yönlendirebiliyor. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Daha başka videolarla devam etmeye başlayacağız. Beraber çalışalım.